Evet bravo. Daha seri. Erzurumspor her zaman bu ülkedeki en üst lige yakışan takımdır. İki sene önce ben buraya hoca olarak geldiğimde de şunu söylemiştim. Erzurumspor'u hani Avrupa haritasına yerleştirmemiz lazım futbolda. Bugün Sivasspor işte Malatya'da, Kayseri'de bir şekilde Avrupa'ya gitti. Sivasspor bu konuda biraz daha iyi bir organizasyon kurdu. Erzurumspor onların başardığının daha fazlasını başarabilecek potansiyele sahip. Sadece adımlamayı doğru yapmak lazım. Bir de bu işlerde şöyle, futbolda bir anda herkes her şeyi çok iyi olsun istiyor. Yani siyahtan beyaza kolay geçilmiyor. Bunun tonları var. Bu tonları geçmemiz lazım. Ve 2-3 yıl içerisinde hırpalandık, yıprandık. Yani hem işte hakem hatalarından dolayı bu takım küme düştü. Hem diyelim transferde yapılan bir takım hatalar olmuş olabilir ki bu her zaman olabilecektir. İşte bunlar bir de küme düşünce oluşan külfet derken her zaman hedefimize bir şekilde ket vurdu bu süreç. Buradan ayağa kalkma kolay iş değildir. Erzurumspor iki defa ayağa kalktı. Şimdi bu üçüncüsü inşallah olacak. Ve bunun için de doğru kadroyu aşağı yukarı kurduğumuzu düşünüyorum. Ama bunu kurarken insanlar şunu düşünmesi lazım. Şartlar ve koşullar. Şimdi herkes ister ki Erzurumspor bugün işte masa başında her oyuncuyla anlaşsın. Şimdi bazı takımlar parayla hemen toplayabiliyor birçok oyuncuyu. Masa başına verdiği parayla toplayabiliyor. Biz bunu yapabilecek gücümüz yoktu. Biz bunu biraz daha önce işte hocamızın da yardımıyla, benim de bu futbol ortamında daha önce işte çalıştığım oyuncular üzerinden daha kolay transferler ama daha doğru transferlere nasıl gidebiliriz? Ve burada birçok oyuncu peşinat almadı. Hala da çok önemli oyuncular buraya gelip ciddi fedakarlıklarda bulundu. Takım da saha içerisinde hissettirdiği, gösterdiğini de birleştirirsek ilerleyen haftalarda bu takım tekrar bu ipi göğüsleyecek diye düşünüyorum. Ama diyorum ya şehrin dinamizminin ekonomik olarak da manevi olarak da bu takıma sahip çıkması lazım.